Perinçek'in açıklamasını izledik. Şimdi biraz önce sunduğum sıcak gelişmeyi konuşacağız. Aydınlık Gazetesi ekonomi şefi Recep Erçin şu anda telefon attığımızda. Hoş geldiniz yayınımıza Sayın Erçin. Hoş bulduk, merhabalar. Evet, dijital paraya yönelik bir adım atıldı ki uzun zamandır gündemde olan ve konuşulan bir konuydu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Bu açıklamada Dijital Türk Lirası İşbirliği platformunun Aselsan, Habersan ve TÜBİTAK Bilgem'le ikili mütabakat sabıtları kapsamında oluşturulduğu ifade edildi. Bu adımı nasıl değerlendirmeliyiz ilk başta? Merkez Bankası zaten biliyorsunuz tüm dünyada dijital paralar gündemde. Çin bunun öncülüğünü yapıyor. Halk Cumhuriyeti Merkez Bankası. Şimdi epey bir yol alındı bu konuyla ilgili. Hatta bir takım pilot uygulamalar da yaptılar. Şimdi bizim Merkez Bankamız da haliyle konuya yabancı uzak kalmadı. Blockchain teknolojisi kapsamında dijital para için çalışmalar yapacağını geçen yıl duyurmuştu. 2020 yılında pandeminin en hararetli olduğu dönemlerde. Bu çalışmalarınla ilgili zaman zaman yapılan mevzuatlarla, alınan kararlarla ilgili bilgilendirme yapılıyor. Bu bilgilendirme de bununla ilgili bir şey. TÜBİTAK ve Aselsan'la bu yola devam edecek. Belki onların altyapıları kullanılacak. Önemli bir gelişme. Fakat bu şu anlama gelmiyor. Merkez Bankası'nın açıklamasında da var. Dijital Türk Lirası'nın tedavüle gideceğiyle ilgili herhangi bir karar alınmış değil. Bunlar sadece deneme çalışmaları. Testler yapılıyor sanıyorum şu anda. 2022 yılında test sonuçları paylaşılacak da. İlk faz sonuçları açıklanacak. Şimdi önce bir kendi bünyelerinde iç kapalı devre bir şey yapacaklar. Bu testi yapacaklar dijital parayla ilgili. Daha sonra bir daha genişletilmiş bir alanda tekrar bir yapacaklar. O testlerin sonuçlarını 2022'de paylaşacaklar. Bakalım bu iş oluyor mu olmuyor mu diye sistemlerle ilgili. Ben başarılı olacağını düşünüyorum. Ama tekrar üstüne basalım. Bu şu anda piyasada gördüğümüz kripto paralarla alakası olmayan bir şey. Kesinlikle bambaşka bir şey. Blockchain teknolojisine dayalı bir dijital Türk lirası çalışması yapılıyor. Bu demek değil ki başarılı olsa dahi Merkez Bankası bir dijital TL tedavüle sürecek değil. Yani bu açıklamada bu ifade ediyor. Bu önemli. Buna bakmak lazım. Hani böyle bir günden kalkıp da Merkez Bankası kripto para çıkartıyor falan gibi takın algılar oluşmasın. Bu bambaşka bir şey arasındaki fark. Sayın Erçin, şimdi kripto paralarla bir alakası olmadığını zaten vurguladınız. Merkez Bankası kontrolünde bir dijital Türk lirası adımından bahsediyoruz. Önemini biraz aktarabilir miyiz? Yani henüz bir olmadı. Evet, bir faz bir aşaması olacak. Testler yapılacak ama dijital Türk lirası kullanılmaya başlandığı takdirde bunun faydası ne olacak? Bakın şunu ifade edeyim. Şu anda zaten biz banka kartlarımızda bulunan paralar, İstanbul Kart'ta bulunan paralar, atıyorum işte mobil aplikasyonlarda bulunan para puanlar vesaire, bunlar hep dijital para baktığımız an itibariyle ve Merkez Bankası'nın kontrolünde. Fakat nakit para dediğimiz peş, yani emisyon, cebimizde bulunduğumuz kağıt paralar, bunlar da gene Merkez Bankası basıyor ama şu anda bunlar kontrol edemiyor. Yani nakit tarafındaki hareketler çok iyi izlenemiyor. Nakit tarafında izlenemediği için hareketlerde bir kayıt dışı alan oluşuyor. Dolayısıyla tamamen dijital paraya geçmeyle beraber, bu ne zaman olur bilmiyoruz ama yani nakdin artık sıfırlanmasıyla beraber zaman zaman okuyorsunuzdur. Anadolu Ajansı haber geçiyor. Ne diyor? İşte piyasadaki diyor demir paraları, madeni paraların toplam değeri şeyden daha düşük. Ondan sonra kendi madeni değerinden daha düşük diyor. Madenler o kadar zamlandı ki biliyorsunuz son dönemde. Dolayısıyla bu nedir? Bir asıl paradır yani. Gereksiz şekilde cebimizde bir kuruş taşıyoruz değil mi? 5 kuruşlar taşıyoruz, 10 kuruşlar. O zaman kullanılıyor, çoğu zaman kullanılmıyor. Onları biriktiriyoruz filan, bütünleştiriyoruz. Gereksiz bir uğraş. Bir sürü maden ayak izi de oluşuyor onda. Bunları sıfırladığımız zaman düşünün mesela küçük kartlarda olsa bunlar mesela kartlardan basıp ödesek daha faydalı olur ekonomi için. Dijital parayla beraber biraz bu gelecek hayatımızda. Tabii onun altyapısını oluşturmak, aslında bir dijital para kullanıyoruz biz baktığımız zaman. Yani kaydı para şu anda sistem. Bakıyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri ne yapıyor? FED 2020'de pandemi başladığından bu yana bilançosunu 4 trilyon dolarlardan 7 trilyon dolara çıkardı. Yani 3 trilyon dolar para bastı adamlar. Nasıl bastılar parayı? Matbaalar kurup para basmadılar ki. Orada şeylerin sistemleri var, FED'in sistemleri var. Oradan giriyorlar kodları. Kod oluşturuyor yazılımlar bir şekilde. Para basıyorlar. Şimdi dijital para ise mevcut kullanılan sistemin dışında blockchain teknolojisine dayalı. Blockchain teknolojisinin ben uzmanı değilim. Onu bir gün uzmanı çağırır, anlatırsınız. Biraz karışık bir sistem. Fakat blockchain'e dayalı sistem temelinde bir dijital para oluşturmak esas alınıyor. Bu blockchain teknolojisi de ne işe yarıyor? Mevcut sistemler kolay hacklenebiliyor. Yani tabii ki Merkez Bankası'nın, merkez bankalarının sistemleri hacklenmez ama daha böyle geçişken, daha kolay veya sistemde bir arıza oluştuğu zaman çözülmesi zor olabiliyor. Fakat blockchain teknolojisi her yerden sisteme müdahale edilebiliyor. Aynı zamanda daha korunaklı bir sistem olduğu için yani bir işlem yapıldığı vakit
her yerden farklı farklı noktalardan şeyi görebiliyorsunuz. Yani şöyle düşünün, bir uzman anlattığı için söylüyorum. Bir oda düşünün, bir oda içerisinde 500 tane kamera var. Bu 500 kameranın bağlantılı bir şekilde 10 bin kişi izliyor. O odada en ufak bir sineğin kanat çırpış hareketi dahi izlenebiliyor. Blockchain böyle bir şey tanıyor bize. Yani her şeyi izleme ve izini takip etme sistemi tanıdığı için bu biraz daha güvenilir bir yapı olarak addediliyor ve bunun temelinde bir dijital para oluşturalım mı, oluşturamaz mıyız, olursa nasıl olur, daha mı iyi olur bu sisteme göre, o konuşuluyor. Fakat bunun da blockchain'in de teknolojinin de çok fazla elektrik harcadığını unutmayalım. Ve şu anda para transferleri noktasında gene Amerika'da bu konuda çalışmalar yapan bir uzmanı dinlediğim için söylüyorum. Geçen yıl Bloomberg'e bağlanmıştı, anlatmıştı. Şu anda bu aktarımlar hızı şu an mevcut kullandığımız EFT sistemleri, Swift sistemlerine göre çok daha yavaş. Onu hızlandırmaları gerekiyor. Daha dünyada da gidecek yol var ama Merkez Bankamızda bu yeni teknolojiye geri kalmamak için Türkiye'nin güzide kurumları, TÜBİTAK ve Aselsan zaten biliyorsunuz, onlarla beraber bir çalışma yapmış. Çok faydalı ve iyidir. Geleceğe dönük ama şu anda vatandaşın günlük hayatını etkileyecek herhangi bir bunun bir şeyi yok. Geri dönüşü yok. Zaten Merkez Bankası da dijital Türk lirası tedavüle sokmamızla ilgili herhangi bir şey yoktur diyor. Para alınmamıştır diyor. Onu da not edelim lütfen. Evet. Son olarak şunu da sorayım. Dijital para uygulamasını en iyi uygulayan ülkelerden biri Çin ifadesini kullandınız. Başka bu uygulamayı başarıyla yürüten ülke var mı? Şu anda bu konuda Çin ön almış vaziyette. Rusya da kendi sistemini kurdu. Biz hatta Rus Merkez Bankası Ulusal Para Sistemi'nin daha önce bu koordinatörlüğünü yapmış hanımefendiyle, Merkez Bankası eski çalışanıyla Aydın'da söyleşi yapmıştık. İzleyicilerimiz, dinleyicilerimiz onu bakıp da internetten bulabilirler. Orada da mesela Rusya tarafı da Türkiye'nin bu hususta bir işbirliği yapılabileceği yönünde ifadeler vardı. Rusya da bu konuda iyi gidiyor. Amerika'da bir takım çalışmalar var ama esas Avrupa Merkez Bankası biraz daha yavaş kaldı. İngiltere, hatta şöyle söyleyeyim size, İngiltere Merkez Bankası'nın eski başkanı Jackson Hole'da yaptığı bir toplantıda bu dijital para konusunda bir önce adım atılması gerektiğini, dünyanın bu yönde geçmesi gerektiğini söylemişti. Avrupa'da ilerliyor ama Çin burada başı çekmiş durumda çünkü belli eyaletlerde pilot uygulamalar yaptı dijital yuan konusunda, onu söyleyebilirim. Hatta bu hususta belki Adnan Akfırat'ı bugün yayına bağlayıp son gelişmeler alınabilir, onu söyleyebilirim burada. Sayın Erçin, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Sıcak gelişmeleri bizim için değerlendirdiniz. Çok sağ olun. İyi yayınlar. İyi yayınlar. Aydınlık Gazetesi Ekonomi Şefi Recep Erçin, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın dijital Türk lirası adımını bizlere değerlendirdi. Bununla ilgili bir ARGE projesi için mutabakat imzalandı. Deneysel çalışmalar yapılacağı vurgulandı. Faz 1 aşaması bu çalışmaların sonuçlarına ilişkin bilgiler de 2022 yılında paylaşılacak. Şu anda Sayın Erçin'in de ifade ettiği gibi dijital Türk lirası uygulaması vatandaşların hayatını etkileyecek bir şekilde günlük hayatımızda yer almayacak, ancak Merkez Bankası bununla ilgili çalışmalarını devam ettiriyor. Bu çalışmaların öncüsü de elbette ki Çin. Bununla ilgili örnekleri de Sayın Erçin aktardı. Önümüzdeki süreçte dijital para konusu gündemimizde olacak. Elbette ki kripto paralardan bağımsız bir uygulamadan, Merkez Bankası denetiminde bir uygulamadan bahsediyoruz. Oldukça önemli bir uygulama. Umarız Türkiye'de kısa sürede bu uygulamaya geçilebilir. Şimdi dünya gündemine dönelim. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Azerbaycan